Ayak ile ilgili deyimler ve anlamları Ayağa fırlamak, hızlı ayağa kalkmak Ayağa kaldırmak, telaş ve heyecanla düşürmek anlamındadır. Ayağa kalkmak, ayakları üzerinde durmak, dikilmek anlamında kullanılırken hasta olanlar için iyileşmek, Saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri duruma geçmek, harekete geçmek, isyan etmek, telaşlanmak, telaşa kapılmak, heyecanlanmak anlamlarında da kullanılır. Ayağı almak, halay oyunlarında ayağı tempoya uydurmak anlamındadır. Ayakları dolaşmak, yürürken telaştan ayaklarının birbirine takılmasıdır. Ayağı suya ermek, bir gerçeği anlayarak aklı başına gelmektir ayağı düze basmak, güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmektir. Ayağı gitmemek, bir yere gitmek istememek veya oynarken çalınan oyun havasının ritmine uygun hareket edememek anlamındadır. Ayağı ile gelmek, kendi isteği gelmek, emek çekilmeden elde edilmek anlamındadır. Ayağı yerden kesilmek, ayağı yere değmez olmak, veya bir taşta binip yürümekten kurtulmak, mecaz anlamda da çok mutlu olmak anlamındadır. Ayağına kapanmak, alçalırcasına yalvarmak veya bağışlanmak için yalvarmak anlamındadır. Ayağına bağ olmak, birinin bulunduğu yerden ayrılmasına veya yaptığı işi sürdürmesine engel olmaktır. Ayağına bağ vurmak önüne bir engel çıkarmaktır ayağına çağırmak yanına gelmesini istemektir. Ayağına çelme takmak, biri yürürken ayaklarını arasında ayak uzatıp düşürmektir. Veya mecaz anlamda birinin işinde yükselmesine engel olmaktır. Ayağına dolanmak veya dolaşmak, başkasına yapmayı tasarladığı kötülüğün kendi başına gelmesidir. İş yapmakta olan birine engel olmak, yürütmesine engel olmaktır. Ayağına düşmek çok yalvarmak. Ayağına geçirmek bir şeyi aceleyle giymek. Ayağına gelmek alçak gönüllülük göstererek birinin yanına gitmek. Emek çekilmeden elde edilmek. Ayağına getirmek sıra saygı gözetmek sizin birinin yanına gelmesini sağlamak. Ayağına ip takmak bir kişiyi çekiştirmek. Ayağına kira istemek gelmeye nazlanmak, üşenmek. Ayağına sağlık, gelmen çok memnun etti, mutlu oldum anlamında kullanılan bir sözdür. Ayağına sıcak su mu, soğuk su mu dökelim? Seyrek gelen bir konuğa yarı sitem, yarı sevinçle söylenen sözdür. Ayağına sıkmak, ayağına ateş ederek tehdit amacıyla gözdağı vermektir. Ayağına üşenmemek, hamarat olmak, ayak işlerinden bıkmamak, yorulmamak anlamındadır. Ayağını alamamak, ağrı veya uyuşma dolayısıyla ayağını oynatamamak, alışılan bir yere gitmekten kendini alamamak anlamında kullanılır. Ayağını öpeyim, yalvarırım anlamında kullanılan bir sözdür. Ayağını sürmek, verilen bir işi ağırdan yapmak, bir yerden uzaklaşmak üzere bulunmak, Halk inanışına göre bir kimse gelirken ardından başkasının da gelmesine yol açması veya ölmek üzere olmak anlamındadır. Ayağını bağlamak engel olmak, ayağını denk almak, başkasının kendisine yapma ihtimali bulunan kötülüklere karşı uyanık olmak, dikkat etmek, ayağını denk basmak, dikkatli ve uyanık davranmak, ayağını giymek, ayakkabısını giymek, ayağını kaydırmak, bir yolunu bulup birinin işinden ve görevinden uzaklaştırmak, ayağını tek almak, bir işte iyi düşünüp dikkatli davranmak, ayağının pabucunu başına giymek, denge olmayan bir kimseyle evlenmek veya değersiz bir kimseyi üstün bir yere getirmek anlamındadır. Ayağının tozu ile yoldan gelir gelmez henüz dinlenmedendir. Ayağının tozunu silmeden de aynı anlamda kullanılır. Ayak kaçmak, aşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleşilerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirlemektir. Ayak almak, halk dilinde çalınan çalgıya uymaktır. Ayak atmak, girmek, ilk kez gitmektir. Ayak bağı olmak, bir yere gidilmesine veya bir işin yapılmasına engel olmak, Ayak basmak, bir yere varmak, ulaşmak, gitmek, uğramak, bir mesleğe girmek, bir yere bağlanmak anlamındadır. Ayak basmamak, bir yere hiç uğramamaktır. Ayak çekmek, kandırmaya çalışmak, avutmaktır. Ayak diremek, bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamaktır. Ayak oyununa gelmek kandırılmaktır ayak sürmek, verilen bir işi ağırdan almaktır, gönderilen yere isteğiyle gitmemektir. Ayak tutmak, halk dilinde mani yarışmalarında karşısındakine uyması gereken uyağı vermektir veya öncülük etmek veya söz açmak veya ileride söylenecek bir sözü önceden zemin hazırlamaktır. Ayak uydurmak, yürüyüşte adım atışını başkasınınkine uydurmak, anlamında kullanılır. Mecaz anlamda kendi giriş ve davranışını başkasına benzetmektir. Ayak üstünde olmak, dinç olmak, canlı olmaktır. İş görür durumda olmaktır. Ayak vermek, aşık atışmalarında dinleyiciden birine uyak belirtmektir. Ayak yapmak, birini aldatmak, kandırmak için dalavere çevirmektir. Ayak altında bırakmak, Ezilmesine, yok olmasına göz yummak, korumamaktır. Ayak altına almak, hakir görmek, gözden çıkarmaktır. Ayak altında dolaşmak, bir işi yaramadığı halde herkesin işine engel olacak bir biçimde ortalıkta dolaşmaktır. Ayağına vurmak, ayakkabının ayağa yara yapmasıdır. Ayakkabı vurması, ayakkabının ayağı zedelemesi, rahatsız etmesidir. Ayakkabılarını çevirmek, konuk ayakkabılarını gidiş yönüne doğru düzgün bir şekilde sıralamaktır. Mecaz anlamda bazı davranışlarla konuğu gitmeye zorlamaktır. Ayaklar altına almak, önem verilmesi gereken şeyleri hiçe saymak, çiğnemektir. Ayaklar baş, başların ayak olması, değersiz kimselerin başa geçip değerli kimselerin ise geride bırakılmasıdır. Ayakları geri geri gitmek, bir yere gönülsüz istemeye istemeye gitmektir. Ayakları üstünde durmak, başkasının yardımına ihtiyaç duymadan güçlü bir biçimde sorunları çözebilecek durumda olmaktır. Ayakları yere değmemek, çok sevinmek, ayaklarına kara sular inmek, çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmaktır. Ayaklarını yerden kesmek, bir taşıtabilerek yürümekten kurtulmaktır. Ayakta kalmak, oturacak yer bulamamak, yıkılmamak, çökmemek, değerini yitirmemek, önemini korumak anlamındadır. Ayakta uyumak, aşırı dalgın şaşkın veya yorgun olmaktır. Bin bir ayak bir ayak üstüne herkesin ayakta olduğu kalabalık anlamında kullanılan bir sözdür. Bir ayak üstünde bir yalan söylemek, çok kısa sürede pek çok yalan söylemektir. Bir ayak üzerinde 40 yalanın belini bükmek, aynı şekilde çok kısa zamanda çok yalan söylemektir. Ayağa düşmek, ilgisiz ve yetkisiz kimseler karışmak, artık her yerde bulunabilir olmak anlamındadır. El ayak çekmek, uzaklaşmak, kaybolmak, ayakta tutmak, bir şeyin sürekliliğini sağlamak, bozulmasına, yıkılmasına, çökmesine engel olmak, bir kuruluşun yaşamasını sağlamaktır. Ayağının altında yüksek bir yerden geniş bir alanı görür durumda olmaktır. Ayağını çekmek, sık sık gittiği bir yere artık uğramaz olmak, ilgiyi kesmektir ayağını kesmek de aynı anlamda kullanılır. Ayağa alışmak, bir yere sürekli gitmek, ayağa düşmek, yolu düşmek, ayak atmamak, bir yere hiç gitmemek, uğramamak, ayağının papucu olmamak, değerce ondan çok aşağı olması, ayağının altına almak, tekme ile dövmek, ayakta tutmak, oturtmak gerekirken oturtmamak, oyalamak ayağına gitmek, alçak gönüllülük ederek, saygı göstererek birinin yanına varmak, ayağının türabı olmak, bir kimseye başka bir kimseye kul gibi bağlanıp onun her emrini yerine getirmesi, dipdik ayakta durmak, yıkılmamak, dört ayak üstüne düşmek, tehlikeli bir durumdan zarar görmeden kurtulmak, işinin rast gitmesi El ayak çekilmek, ortalıkta hiç kimsenin kalmaması, ıssızlaşması, sessizleşmesi, el ayak parmak çivi gibi olmak, çok üşümek, donmak, elden ayaktan düşmek, yaşlılık sebebiyle veya sağlığını büsbütün bozularak çalışamaz duruma gelmek, gururunu ayaklar altına almak, her türlü fedakarlığı göze alıp ödün vermek, ilkelerinden vazgeçmek. Karaya ayak basmak, deniz, göl ve bu gibi bir yerden karaya çıkmak, deniz taşıtından karaya inmek, kedi gibi dört ayak üstüne düşmek, en güç durumda zarar görmeden kurtulmak, ortama ayak uydurmak, çevreye uyum sağlamak, sağlam ayakkabı değil, bir kimsenin güvenilmez olduğunu belirten bir sözdür. Sinirleri ayakta olmak, çok sinirlenmiş veya öfkelenmiş bulunmak, Sütçü Beygiri gibi ayak soyumak, çok tembel ve miskin olmak, yalın ayak, başı kabak, çok perişan bir kılıkta olmak anlamındadır.